bir şey söyleyeyim, hafiften ayaklanmaya başladık. Ne dersiniz, kayalım mı? Hani sağanak vardı. Dua ettik. Güneş açtı, pişiyoruz. Denemeye gidiyoruz arkadaşlarımızla beraber. Merhaba, Dünya Kaykay Günü kutlu olsun. Nerede kendisi? Giresun'da. Giresun'dan. Denizler'de. Hangi şehirde kayıyorsanız yorum kısmına etiketlerseniz çok sevinirim. Şu an spor yapmıyoruz gençler. Spor yaptığınız zaman tamam ama dinlenirken maskemizi takalım, mesafeleri biraz da dikkat edelim. Tişörtün güzelmiş. Teşekkür ederim. Bugün normalde Dünya Kaykay Günü. Evet biliyoruz, biz longboard sporcusuyuz ama bizim kültürümüzde yani skate kelimesi altında buluşmuş herkes eşittir. İnanılmaz bir gündü. Gerçekten ben bu kadar çok kişinin katılacağını hiç beklemiyordum. Normalde biz toplantılarımızda diyorduk ki siz sadece arka tarafı tutabilirsiniz. İstanbul'daki etkinlikte biz öyle çok fazla kişinin geleceğini düşünmüyoruz diyorduk. Hatta 14.30'daki o turdan önceki hikayemi anlatayım sizlere. Normalde ben sabah kalktım erken bir saatte. Banyoya gittim, aynaya baktım. Tam kaşımın ortasında bir sivilce çıkmış. Dedim mükemmel bir gün başlıyor. Sosyal medyaya bakıyoruz. İnsanlar tepki göstermeye başlamış. O gün sağanak var, siz nasıl kayacaksınız? Rulmanlarımız mahvolacak. Neler yapacağız? O günü erteleyecek misiniz? Ben de diyorum ki erteleyemeyiz. Zaten senede bir kere yapılıyor. Bunun ikincisi yok. Tabii dua ettik yağmasın diye de. Bu arada gerçekten bir damla yağmur bile yağmaz mı ya? Çantama şu yağmurluklardan doldurdum. Saat 1.30 gibi ben boğa heykelinin oraya gittim. Erkenden gitmekte fayda var. Ne olur ne olmaz diye. Kafayı bir kaldırdım. 4 kişi hemen benim yanıma geldi. Enfal abi Dünya Kaykay Günün kutlu olsun dedi. Hatta bir tanesi sabah 11.30'dan beri boğada bizleri bekliyormuş. Silivri'den kalkıp gelmiş.
Ben de oradaki o grubu şöyle mantıkla düşünüyorum. Herhalde bunlar Boğa'da bizimle buluşup oradan Beşiktaş'a gidecek. Bizim turumuza katılmazlar herhalde diyorum. Ya o kadar böyle bir inanamadım kendime. Çünkü Dünya Kaykay Günü'nde bile gereksiz eleştirilere tutulduk. Ama biz bunları umursamıyoruz. Hatta bazıları bizim kendi sporumuzdan eleştiren insanlar. Onlara şunu söylemek istiyorum. Bakın hepimiz bir aradayız. Siz kendiniz ayrışmaya çalışın. Bizleri eleştirin. Keşke siz de Dünya Kaykay Günü'nde bir şeyler yapsaydınız da biz de sizleri tebrik edebilseydik. Ama yapmadınız. İşinize gelince bu sporları yapıyorsunuz. Ama Dünya Kaykay Günü'nde bir şeyler yapmak zorundasınız. Çünkü skate kelimesi altında buluşmuş herkesi bir arada toplamak istiyorsanız o gün bir şey yapacaksınız. Yine de çok teşekkür ederim beni eleştirdikleri için. Onlar sayesinde ben bu sporlarda neler yapmamam gerektiğini öğreniyorum. Benim için çok büyük bir tecrübe. Gördünüz mü? O etkinlikte kaykay olsun, fingerboard olsun, longboard olsun birçok kişi bana tahtasını imzalattı. Bu neden oldu? Ben bunu ego için paylaşmıyorum. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ben kaykay sporcuların tahtalarını imzaladım ama ben profesyonel longboard sporcusuyum. Kimse birbirini ayırmıyor. Bizim bayrağımızı patenci, kaykaycı, longboardçu hatta böyle yapılıyor ya bu waveboard galiba yanlışım varsa düzeltin. Onlar taşıdı. Çünkü o gün her şeyi unutuyoruz. O gün sadece biz kaymamıza bakıyoruz. Ekstrem sporları bir araya getirmek gerçekten çok zor bir iştir. Kaos çıkar. Ama o gün herkes her şeyi unutuyor gerçekten. Bunun şahidi oldunuz bu etkinlikte. Sizlere çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde oldu bu. Tabii şunu söylüyorlar. İstanbul'da etkinlik yapıyorsunuz. Hep İstanbul, hep İstanbul. Hayır, 21 şehirde biz bu etkinliği yaptık. Neden ben buradaki kanalda bunları paylaşmadım? Çünkü bunları kendime mal etmek istemiyorum. Ben evet Türk Longboard'un başkanıyım. Ancak Türk Longboard'da yapılan her şeyi kendime mal edemem. Türk Longboard'un kendi YouTube kanalı var. Orada paylaştık. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Hatta abone de olabilirseniz çok seviniriz. O arkadaşlarımız Türk Longboard ekibiyle beraber bir şeyler yaptı. Ha buradaki İstanbul etkinliği kim yaparsa yapsın ben katılırım arkadaş. İstanbul'daki o etkinlikte ben böyle gördüm 2011 yılında. Boğa'da buluşurduk aşağı inerdik. 2019'da da en son bıraktığımızda bu şekilde oldu. 2020 yılında biliyorsunuz kısıtlamalardan olmamıştı ama 2021 yılında da kimse yapmadı. Dedim ki bari biz yapalım. Saat 2.30 oldu, Boğa'dan aşağı inmeye başladık. Bir anda tam yolun ortasına çift katlı durdu. Neyse ki çift katlıydı ki insanlar gördü, durdurduk. Bir şekilde önlemini aldık. Hatalar yapacağız. Yanlış yapmıyoruz bakın. Hata yapılmak için vardır. İnşallah seneye Dünya Kaykay Günü'nde daha çok hata yaparız. Gençlere örnek olmamız lazım. Örnek olmamız için de bizler hata yapacağız. Ve onların ilerleyen zamanda o hataları yapmamalarını sağlayacağız. Bu şekilde sporlarımızı geliştirebiliriz. Veliler çok güzel bir taktik bulmuş. Elektrikli scooterları kiralamışlar ya da bisikletleriyle gelip çocuklarını arkadan takip ettiler. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Çok fazla kişi kask takmadı. Burada aslında yine hata bizde. İğneyi biraz da kendimize batırmamız lazım. Keşke ben deseydim ki kask takanlara sürpriz hediyelerim var. Ama öyle Boğa'da böyle kaskı gösterip sonra turda kask takmamak olmaz. Tur esnasında ben o hediyeleri verecektim. Böyle bir şey benim birkaç gün sonra aklıma geldi. Keşke öncesinde aklıma gelseydi. Ama bakın seneye kask takıp kasklı tur yapan arkadaşlarımız, özellikle longboard sporuyla uğraşanlara söylüyorum. Kaykaycılara kask taktırmak çok zor iştir ama longboard sporunu da takmanız gerekir. Çünkü belirli bir kilometrenin üstüne kaykay gibi değildir. Kaykay speed wobble olur, yani bir anda yalpalanır. Ama longboardda o yalpalanma gerçekten böyle belirli bir hıza çıktıktan sonra olmaya başlıyor ve tehlikeli hale geliyor. O yüzden seneye özellikle longboard kayan arkadaşlarımız kesinlikle kask taksın ama kaykaycı arkadaşlarımız da bizlere destek olup bu şekilde kasklarını takarlarsa dediğim gibi sizlere söz Enfal abinizden sürpriz hediyeler olacak seneye. Bu sporun birazcık da böyle merkezi İstanbul gibi ama 3-4 Temmuz 2021 tarihinde Kocaeli'nde sizleri çok güzel bir festival bekliyor. Orada biz Türk Longboard olarak standımızı kuracağız. Aynı zamanda fingerboard yarışması. Burada bakın hediyeleriniz hazır geldi. Oradaki yarışmada güzel bir performans sağlayabilirsiniz. Belki buradaki bu hediyelerin sahibi siz de olabilirsiniz. Türk Longboard'un İstanbul etkinliğinde kaykaycıların oranı çok daha fazlaydı. Biz neredeyse azınlıkta kaldık. Bu çok güzel bir şey çünkü bazı kaykaycılar etkinlik bitiminde yanıma gelip ya Enfal abi sen bilirsin uygun fiyatta longboard tekeri var mıdır? Ben seneye 2022 Dünya Kaykay Günü'nde tekerimi değiştireceğim ve longboard tekeri takacağım kaykay tahtamın altına dediler. Çünkü sizlere yetişemiyoruz, daha rahat koyuyorsunuz siz diye. Bakın bu şekilde longboard sporumuzu insanlara tanıtmış olduk. Kaykaycıların longboard sporuna başlaması çok daha kolay. Diğer sporculara göre zaten aynı mantığı yapıyoruz ya. Bizim de iki tırağımız, 4 tane tekerimiz, bir tane tahtamız, bir tane zımparamız var. Bazılarında tabi zımpara olmuyor da Tarkan abi bu tahtaya hiçbir şey olmasa da kesinlikle etkinlikte bir şey oldu. Çünkü şuralarda böyle bir sapmalar var. Bunu bir tamir edeceğiz galiba etkinlikte ama sizlere değsin gençler. Şunu da soran çok fazla kişi oldu etkinlikte. Gengin longboardunun incelemesi daha bitmedi. Ben bu board'u neredeyse bir aydır kullanıyorum. Daha da böyle uzun vadeli kullanacağım.
Bayağı bir zorladım. Yine etkinlikte de görebilirsiniz, orada da kullandım. Yani incelemesi muhtemelen böyle yazın ortası gibi gelir. Çünkü bir şeyi anlatmak için onu kullanmanız lazım. Ben de böyle gerçekten bütün hareketleri çalışıyorum, her şeyi yapıyorum. Bütünüyle aslında bu büyük longboardla değil de kalan yaz sezonumu Gengin longboard setiyle geçiriyorum. Bakın, normalde çok ailemden bahsetmem ama ben anamın tek oğluyum. Benim ne bir abim, ne bir ablam, ne de ufak bir kardeşim yok. Bir tane bir ufaklık kuzenimiz var, o kadar. Onun dışında gerçekten bu sporlar bana çok fazla kardeş kazandırdı. Sizlere çok teşekkür ederim bizleri yalnız bırakmadığınız için. Ben ölene kadar bu sporu yapacağım. Ölene kadar katılabildiğim bütün dünya kaykay günlerine katılacağım. Ve sizlerle beraber bu sporu doyasıya yaşayacağım. %100 her şeyi yapamayız. Her zaman hata yapacaksınız gençler. Biz bıraktığımız zaman sizler etkinlikler yapacaksınız. Ve şunu unutmayın. Çok güzel bir etkinlik yaparsınız ama %99'dur. Hep %1 bir hata olabilir. Ama hata geldiği anda onu hemen soğukkanlıkla çözmeye çalışın. Çünkü hatayı çözemezseniz yanlış doğurabilir. Hata ile yanlış aynı şey değildir. Bunu unutmayın. Yanlışların çözümü yoktur ama hatalar her zaman yapılmak için vardır. Merak ettiğin sorular elbette olabiliyor bu sporlarla alakalı. Kimsenin mesajını yanıtsız bırakmıyorum. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Hangi şehirde longboard kayıyorsun merak ediyorum. Diğer sporlar da olabilir. Sadece longboard için değil. Kaykay da, paten de hepsi olur. Fark etmez kardeşim. Yorum kısmında belirt. Belki senin gibi orada farklı kayan arkadaşlarla tanışabilirsin. Bunu aslında videonun içinde de söylemiştim ama tekrar söylemekte fayda var. Hatta size mail adresimi de bırakıyorum. Belki bizim bulunmadığımız bir şehirde varsınızdır. Orada o sporu geliştirmek istiyorsunuzdur. Bize ulaşabilirsiniz. Ben Enfal Altarçe. Seneye 21 Haziran 2022 Dünya Kaykay Günü'nde görüşmek üzere.